Evet merhaba arkadaşlar, bugün yanımda Melih Bey var. Bugün bambaşka bir konudan bahsedeceğiz sizlere. Yanımızda iki tane yeni hastamız var. Hastamızın bir tanesi elektrikli model versiyon. Bu aracımız ise tırla beraber Melih Bey kullanacak. Tırın spor yüzünden yürü. Scania tır, yürü oğlum be. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere yeni Astra'lardan biraz bahsetmeye çalışacağız. Yanımda ise Melih Bey var. Melih Bey'e elektrikli aracımızı verdik, yeni Astra'mızı. Ben de ise benzinli Astra'm olacaktır. Öncelikle isterseniz yeni Astra elektrikle alakalı biraz motor verilerinden Melih Bey bize yardımcı olsun. Evet Melih Bey. Evet, yeni elektrikli Astra'nın başındayız. Araçlar ilk çıktığı günden beri Süleyman Bey, benzinci, ben elektrikliciyim bu arada. Sürekli karşılaştırıyoruz, bakıyoruz. Bugün de inşallah çok güzel bir test yapacağız beraber. Aracımız 156 beygir, yani 115 kW güce sahip. Tamamen Safkan elektrikli, 418 km menzile sahip bir araç. Türkiye'ye gelmeyen bir paket, Ultimate paket. Çok güzel bir head-up display'i var. Sürüş keyfi harika. İleriki videolarda bahsedeceğimiz gibi MTV'si çok düşük, çok güçlü bir araç. Süleyman Bey, top sizde. Siz de biraz 130 beygirli gariban aracınızı anlatın lütfen. Valla bizimki pilli değil, direkt benzinle çalışan bir araç. Pilli mi, benzinli mi? Şimdi onu göreceğiz zaten. Cemimiz'in esprisi vardı. Şuna bak, pilli diyordu. Bugün göreceğiz bakalım. Alacağım anahtarını. Bakalım inşallah. Anahtarsız giriş var ama yapacak bir şey, anahtar falan yok yani. Şimdi 1-230 beygir benzinli, 130 beygir, 156 beygir elektrikli bir aracımız var yan yana bugün. Melih Bey ile ne yapacağız derseniz de 0-100 denemeleri, 60-100 km hız denemeleri gibi bazı çekimler yapmaya çalışacağız sizlere. Ve zaman içerisinde arkadaşlar elektrikli araba geleceğimize gerçekten de çok önemli bir yer teşkil edecek. Yakıt verilerinden bahsedeceğiz ileriki videolarımızda. MTV, kimsenin şu ana kadar konuşmadığı bir şey var. Geçenlerde hatta bak Melih abimle beraber bir tane ünlü bir markanın motorlu taşıtlar vergisi nedir diye baktığımız zaman ben biraz şahsen korktum. Çünkü Türkiye'de bu yıl bir de çift MTV var. 48 bin liraya geliyor. Doğru mu? Aklımıza şu soru geldi. Acaba her elektrikli araç ekonomik mi sorusu var. Bu yüzden bir videoda bir yıllık işletme maliyetini çıkaracağımız bir videoda hazırladık. Onu da inşallah paylaşacağız. Ya arkadaşlar takipte kalın. Elektrikli arabaları benzinli arabayla kıyaslamalar olsun, maliyetler olsun, veriler olsun. Melih Bey bana bu konuda destek verecek. Onda yeni bir kanalımız var. O kanaldan da takip edebilirsiniz. Şimdilik isterseniz artık lafı fazla uzatmadan iki tane canavara bakalım. Tasarımlar güzel. Çekişler nasıl? Sıfır yüzler nasıl? Hangisi önde gidecek? Melih Bey'le biraz iddiamız var. Bakalım göreceğiz. Hadi isterseniz artık başlayalım. Buyurun. Evet, Opel Astra'nın içerisindeyiz. Süleyman Bey bana bakıyor. Evet arkadaşlar, şimdi 0-100'e başlıyoruz. 1 3 Oho! Elektrikli Astra ile biraz işimiz var bizim ya. Yok. 156 beygiri yemedik. Kalkamadık. Hadi aslanım. Yok. Benzinli Astra'nın elektrikli Astra'ya yetişme şansı şu an için yok. Olmuyordu. Yeni Astra benzinli elektrikli Astra'yı olmuyordu.